Herkese günaydın, hoş geldiniz. Bir saatlik vaktimiz olduğu için her bir dakikayı idareli kullanalım istiyoruz. Bugün sorun çözme kabiliyeti veya sorun çözme kapasitesi diye bilinen kavram bağlamında iki şey üzerinde duracağız. Bir tanesi sorun çözme kapasitesi üstünde duracağız. Bir de o bağlamda birleşik akıl, ve Birleşik Akıl Ağı gibi iki tane kavram üstüne konuşacağız. Onun arkasından da etkileşimli bir egzersiz yapacağız. İki arkadaşım sunumlarını yapacaklar. Hesaba göre 10 ila 12 dakika İrfan Onay Bey de sizlere hitap edecek. Ondan sonra Onat Bitik Bey 10 ila 12 dakika bir sunum yapacak. Arkasından da ben aşağı yukarı aynı ölçüde bir şeyler söyleyeceğim ve sonra sizlere de 25 ila 30 dakikalık bir süre kalacak. Ortaya bir soru atacağız. O soruya ipuçları katkılarınızı rica edeceğiz. Şimdi ben ilk sözü İrfan Bey'e veriyorum. Şurada şeyde kullanabilirsiniz, isterseniz. Buyurun İrfan Bey. Merhabalar. Ben Köhne Kalder Sekreteri, Genel Sekreteri olarak kendimi tanıtıyorum. Azeri ağzıyla böylece dikkat çekiyorum yani Köhne bizde biraz olumsuz kul için. ben bu oturumu neden tasarladık, ne yapmak istiyoruz onu anlatacağım ve özellikle de toplam kalite yönetimi ve sorun çözme yetkinliği, kapasitesi, kabiliyeti, ilişkileri için birkaç ses söylemeye çalışacağım. Az konuşmaya çalışacağım. Şimdiye kadar pek başaramadım ama bugün deneyeceğim. Ee, bu üç aşamalı bir projeydi. Ee, ben biraz sonra daha ayrıntılı anlatılacak. Ee, bu Birleşik Akıl Ağı diye bir platform var. O platform içinde işte Tınaz Bey'in başında olduğu beyaz nokta Vakfı'nın bir projesi. Orada soru çözme kapasitesi, onun yerleştirilmesi üzerinde çalışmalar yapılıyor. Üç aşamalı bir şey düşündük. Daha önce bu aramızda Birleşik Akıl Ağı'nda bu sorunu ve kök nedenlerini en iyi açıklayacak sorular ne olabilir? Ee, sorunu sorularla açmak ve anlamak e, bizim genel bir yaklaşımımız. Ee, belki birçoğunuz duymuşsunuzdur, biraz da modadır Einstein'dan bir e, cümle koymak. Einstein'ın şöyle bir lafı var, e, dünyayı kurtarmak için 60 dakikam olsaydı 50 dakikasını sorunu anlamak için harcardım diye bir laf var. Onun için de biz e, bu sorular üreterek işe başladık. Ee, ve bu kongrede e, kalplerin e, birikimleriyle Beyaz Nokta'nın ve Birleşik Akıl Ağı'nın birikim ve yaklaşımlarının çok yakın olduğu varsayımından yola çıkarak e, bu yaklaşımları tanıtalım. Ola ki e, birlikte e, bu kongrenin sonrasında da e, daha ileri çalışmalar yapabiliriz. E, ve Tınaz Bey'in bahsettiği gibi biz kısaca bu tanıtımları yaptıktan sonra bir soru ortaya atarak sizlerin de görüşünü almaya çalışacağız. Kongre sonrasında da Türkiye'nin sorun çözme kapasitesi nasıl geliştirilebilir, gelişmeler nasıl değerlendirilebilir o konuda görüşlerinizi ileriki aşamalarda da görmeyi umut ediyoruz. Kalder'le Beyaz Nokta'nın aslında Misyonları, öz görevleri birbirine oldukça yakın ve bizim e, e, bu, bu aslında el yazısı olsaydı benim el yazım olduğunu görecektiniz. Ben hazırlamıştım. E, Tınaz Beylerle Beyaz Nokta Gelişim Vakfı'nın e, bir işbirliği protokolü vardı. Çok başarılı olamadık, çok ilerleyemedik ama e, niyetlerimiz her zaman çok iyiydi. E, orada şöyle yazıyor, e, sorun çözmek kabiliyeti ve kalite yetmezliklerine yol açan nedenlerin araştırılması, doğurganlıkların sıralanması ve ortadan kaldırılması için işbirliği. Bu amaçla bir protokolümüz vardı. Ee, bu konuda birçoğunuz yakındır, bu meşhurdu bir ara. Bu prahalatla hameli, işte temel yetkinlikler, core competencies şeyi, o temel yetkinlikleri kolektif öğrenme olarak tanımlıyor biliyorsunuz bizim aslında rekabetteki farkımız kurumların başarısındaki fark Aslında temel konularda temel yetkinlikleri nedir ve bu yetkinlikleri nasıl başarıya çeviriyorlardır bütün kitap bunları anlatıyor ama biz de sorun çözme yetkinliğini çok temel bir hem ülke için kurumlar için Hatta bireyler için temel bir yetkinlik olarak gören iki dernek olarak böyle bir protokol imzalamıştık ben mükemmellikle sorun çözme kabiliyetini biraz ilişkilendirmek istedim. Biliyorsunuz, yani belki birçoğunuz biliyorsunuzdur Kaldera daha yakın olanlar. Yeni bir mükemmellik modeli var, çok büyük değil. Ben baktığımda, yani üst düzey, yani altlara çok ayrıntılara inmeden, mükemmellik modeli yön, gerçekleştirme ve sonuçlar diye üç ana başlıkta gidiyor. Kriterleri ayrılmış, ee, radar kavramı var, onu birçoğunuz biliyorsunuz belki. Ee, şey yön açısından kurumun amacı paydaşlara kalıcı değer yaratmak ve paydaşların görüşlerine, beklentilerine göre davranmak var. Ee, değer yaratırken sorun çözü bizim e, Akıl Ağı'ndaki akılağındaki e, yaklaşımızda eğer sorun çözmek kabiliyetiniz yetersizse. Siz yarattığınız değerleri kaybedersiniz. Ülke olarak kaybedersiniz, şirket olarak kaybedersiniz, STK ise STK olarak kaybedersiniz. E, gerçekleştirme aşamasında paydaşların katılımı önemli bir e, e, beklenti ve e, başarı e, ölçütü diyelim. E, sorun çözme kabiliyetinde de bizim ortak akıl değil de birleşik akıl. Biraz sonra farklarını Onat Bey anlatacak. E, biz birlikte paydaşlarla birlikte akılları birleştirerek çözümler önermeye çalışıyoruz. Sonuçlarda da başarılar ve gelecek beklentileri değerlendiriliyor. Sorun çözme kabiliyeti açısından da biz ortak akıl yerine birleşik akıl ile maksimum çözümü öneriyoruz. Burada şunu da söylemek istiyorum. Aslında herhangi bir stratejide biliyorsunuz biz fırsatları, riskleri beraber değerlendiriyoruz. Modelin kriterlerinde de risk yönetimi gene çok önemli bir başlık. Eğer siz bir sorunu, sorun ortaya çıkmadan düşünürseniz, yani planlama aşamasında düşünürseniz bunun adı risk yönetimi oluyor. Dolayısıyla sorun çözmede sağlam yaklaşımlar olursa, sağlam yaklaşımlarınızı geliştirirseniz, o kabiliyeti kazanırsanız risk yönetiminde de bu yaklaşımları kullanabilirsiniz. Dolayısıyla sorun çözme kabiliyeti aynı zamanda risk e, yönetim kabiliyetidir. E, ayrıca riskleri yönetirken kullandıklarınız e, yaklaşımlarınız da fırsatları yönetirken de kullanabileceğiniz yaklaşımlardır. Bunu biz biliyoruz uygulamada. Dolayısıyla sorun çözme kabiliyeti kurumlarımızın eğer ve ülkenin, kamu yönetiminin başarısı için çok önemli bir yetkinlik olduğunu düşünüyoruz. Evet, benim kısaca söyleyeceklerim bunlar. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi sorun çözme kabiliyeti üstüne ne kadar konuşsak yeridir. Bazen vakit çok kısa olduğu zaman, işte okullarda filan da bu kavramı ben anlatmaya çalışıyorum. Ee, herkes şeyi çok iyi biliyor ee, gazeteleri takip edenler bağışıklık sisteminin ne kadar önemli olduğunu hatta işte herkes her gün bir şey öneriyor şu sebzeyi yerseniz bağışıklık sistemine iyi gelir bu bilmem iyi gelir filan diye İnsanlar için bedeni sağlığımızda bağışıklık sisteminin anlamı neyse bireysel kurumsal ya da toplumsal anlamda sorun çözme kabiliyeti de tamamen aynı şey. Dolayısıyla belki bu kavram insana biraz itici gelebilir. Sorun çözme deyince hani biz kabiliyetsiz miyiz falan gibi. Öyle değil. Her grip olan insan bağışıklık sistemi yetersiz olduğu için grip oluyor. Her uçuk olan insanda bağışıklık sistemi yetersiz olduğu için uçuk çıkıyor. dolayısıyla sorun çözme kabiliyetinin yetersiz olması da ee, utanılacak bir şey değil Aynen bedeni hastalıklar gibi O da bir toplumsal sosyolojik hastalık Şimdi bu konuda e, biraz daha ayrıntı vermek için e, Onat Pitik Bey'e söz veriyorum Buyurun Onat Bey Herkese tekrar merhaba Hoş geldiniz İrfan Bey 12 dakikanın 10 dakikasını kullandı Dolayısıyla benim 9 dakikada bitirmem gerekiyor kendisini geçmek için. Sevgili dostlar, yaşam kısa. Hayatı doğru yaşamak lazım. Peki doğru yaşam dediğimiz şey nedir acaba? Bizler için ve benim tanımıma göre doğru yaşam benimsediğimiz değer ölçülerinin evrensel erdemlerle uyum içinde olabildiği bir yaşamdır. Sorun dediğimiz şey doğru yaşamın bizden uzaklaştığı algısıdır. Bu algı bizde oluşuyor. Hayatımızın kişisel, ailesel, kurumsal, ülkesel arzu ettiğimiz doğru yaşamdan uzaklaştığını hissetmeye başladığımız andan itibaren bir sorun içinde olduğumuzu algılıyoruz. Bunu kabaca iki şekilde tanımlayalım. Birisi bizlerin istemediğimiz durumlar. Örneğin slaytta yazıldığı gibi hastalık, işsizlik, kavga, taciz ve diğer bize doğrudan yönelen tehditler. Diğeri istediğimiz ancak ulaşamadığımız engellerden dolayı kendimize sorun ettiğimiz durumlar. Zengin olmak, iyi bir eğitim yapmak, Mesleğin de işinde terfi edebilmek ve benzeri. Peki bu noktada amacımız ne? Ne yapabiliriz? Bir, sorunları yok edebiliriz ki bu genellikle mümkün olamıyor. İkincisi, bazılarını yok edebiliriz. Veya etkilerini azaltabiliriz. Hiçbirisini yapamıyorsak, bu sorunları katlanabileceğimiz bir şekle, bir seviyeye, bir yoğunluğa indirebiliriz. Peki, madem ki yanlış kararlar bizi sorunlara götürüyor, doğru kararlar ise bizi sorunların çözümüne doğru götürüyor. Ve doğru yaşama ulaşmak için değer ölçülerimizin evrensel erdemlerle uyum içinde olması gerekiyor. O zaman soru şu. O halde bunu nasıl sağlarız? Akıl ile. Başka bir yöntemi yok. Ancak akıl hepimizin bildiği gibi soyut bir kavram. Onu nasıl kullanabiliriz? Üç seçenek var. Birincisi bizim aklımız. Tek akıl. İkincisi ortak akıl çevremizle kurduğumuz ilişkilerin neticesinde çevremizin ortaya çıkarttığı akıl ve üçüncüsü birleşik akıl. Bugün sorun çözme kabiliyeti derken üzerinde durmak istediğimiz akıl birleşik akıl. Neden? Kendi aklımıza çok güveniriz. Çok bilindik özdeyişle Herkesin aklını pazara çıkartmışlar, herkes gitmiş, kendi aklını satın almış, tamam. Ama bu bir kişinin yetenekleriyle, bir kişinin kapasitesiyle, bir kişinin bilgi birikimiyle sınırlı, çok daraltılmış bir alan. Bu bize ve aldığımız yanlış kararlar dolayısıyla çevremize genellikle felaket getirir. Ortak akıl ise bizi ehveni şehre götürür. Biz Tınaz Bey'le ve İrfan Bey'le sadece üçümüz kendi aramızda bir konuda akıl yürütmek istersek birbirimizle uzlaşma ihtiyacı içinde çok ideal olmayan bir karar alırız ama bu karara İrfan Bey de Tınaz Bey de ben de hadi itiraz etmeyelim hadi bu da böyle olsun deriz. Dolayısıyla tek akıldan iyidir ama aradığımız sorun çözme kabiliyeti ortak akılda yoktur. Ortak akıl üzerinde uzlaşılmayı ön plana alan bir akıl yürütme biçimidir. Birleşik akla gelirse, birleşik akıl birbiriyle uzlaşmayı değil, doğruya ulaşabilmek için birbiriyle gerekirse çatışmayı da göze alabilen, bir çok daha geniş çerçevede, birazdan zannediyorum Tınaz Bey akıl daraltıcılardan bahsedecek, bu ortak akıldaki akıl daraltıcıların sınırından kurtulmuş, o zincirlerini kırmış ve gerçekten karşılaşılan problemle ilgili alınabilecek en doğru kararı sadece ve sadece işaret eden bir akıl biçimidir. Birleşik akıl bizi çözüme nasıl götürür? Birleşik akıl bizi sadece çözümleri bulabileceğimiz doğru yollara götürür nihai çözüme ulaşmak bu yolda yapılacak zorlu mücadelelere bağlıdır. Peki bu yolda neler var? Öncelikle anlamak var. Az evvel İrfan Bey'in değindiği gibi Einstein'ın meşhur sözü "Problemi anlamak için 55 dakikaya, çözmek için 5 dakikaya ihtiyacın var." dediği gibi. Anlamak sorunların kök, türev yapılarını ve sorunlar arası ilişkileri anlayabilmek demektir. Sorunların kimyasını bilmek demektir ki zannediyorum Tınaz Bey sorunların kimyasıyla ilgili de birazdan bizleri aydınlatacak. Sonra bu yolda çok çalışmak var. Sorun stokları, sorun çözme araçları, sorun çözme kabiliyeti var. Sorun stokları bizim düşmanımızdır tabiri caizse. Sorun çözme araçları ise dostumuzdur. Sorun çözme kabiliyetine gelince bu da bizlerin kişisel yakın çevremiz, toplum, ülke, millet olarak gücümüzü teşkil eder. Gücümüzdür sorun çözme kabiliyeti. Her birey, her aile, kurum, toplum sorun çözme kabiliyetine ulaşmalı. Kendi sorun stokunu azaltabilmelidir. <laughs> bu güce erişmek belki daha uzun bir yaşam getirmeyebilir ancak daha doğru ve daha mutlu bir yaşam getireceği muhakkaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Var olun. Evet, ben şimdi geri kalan bütün sürelerin hepsini kullanayım. Şimdi efendim, şurada size bir şey göstermek istiyorum. Sağ taraftaki kümeyi görüyorsunuz. Bunlar bir balık kümesi. Hemen altta da bir tane köpek balığı gibi bunları yemeye hazırlanan aç bir hayvan var. Belki çok ilginç gelecek ama hepimiz birbirimize hakaret etmek için genellikle bula-bula hayvanları bulmuşuz. Hayvan adıyla hepimiz birbirimize şey yapıyoruz ve. En zarar gören hayvanlar da köpekler galiba, köpekleşme filan dendiği zaman en ağır hakaretler oluyor. Şimdi işin tersi, eğer akıl gerçekten yaşamı sürdürmek için kutsal bir şeyse, bu aklı en iyi kullananların başında insanlar değil, hayvan dostlarımız geliyor. Burada gördüğünüz küme, olduğu yerde sabit durmuyor sürekli hareket ediyor. Onu iki sebeple yapıyorlar. Bir tanesi karşısındaki düşmanı şaşırtmak, sabit bir hedef olarak durmamak için yapıyorlar. İkincisi de kendi aralarındaki iletişimi kurabilmek için sürekli olarak birkaç türlü vektörün bileşkesini alıp o şekilde yapıyorlar. Tabii bunları insiyaki olarak genetik yazgıları dolayısıyla yapıyorlar. Hesap kitap yapmıyorlar o arada ama bütün bunların sonunda aşağıdaki hayvan aç olarak geri dönüyor. Bu sadece balıklara özgü bir şey değil. Bütün kuş sürüleri, arılar buna benzer yöntemler kullanıyorlar. Şimdi sorun çözme kabiliyetinin ne işe yaradığı iki arkadaşım da gayet güzel anlattı. Bunu hepimiz de biliyoruz. Bu sorun çözmek için yapılıyor. Bunun için kullanılan yöntemlerin en iyilerinden bir tanesi ortak akıl dediğimiz şey. Ortak akıl toplumumuzda da çok bilinen ve çok kullanılan bir şey. Ee, yalnız hani kediler ve diğer hayvanlar pisliklerini nasıl örterlerse biz de ortak akıl dediğimiz zaman onun bazı sakıncaları var. O sakıncaları örtüyoruz üstüne. Onları söylemiyoruz. Ortak akılda genellikle, yüzde yani yüz demeyelim ama büyük bir olasılıkla ortak akıl üretmek için bir araya gelen insanların iki amacı oluyor. Birinci derecede amacı ortadaki sorundan kendisine maksimum faydayı sağlayabilecek bir çözüm çıkmasını sağlamak. İkinci amacı da, ikinci amacı eğer olursa sorunun çözülmesi. Ortak akıl bunu yapıyor. Bu süreç sırasında ortak akıl sürecine katılanların genellikle kafalarından geçen şeyler şöyle. Birincisi kendi kimliğini, kişiliğini herkese kabul ettirmek. Orada sempati duyduğu insanlar varsa sempatilerini onların fikirlerine kısmen veya tamamen katılarak göstermek, antipati duyduğu, kızdığı insanlar varsa bu e, münasebetle onlardan hınç almak, e, katılmayarak, onların e, söylediklerinin yanlış olduğunu göstererek, böyle amaçları var. Bunlar tamamen kimlikle, kişilikle ilgili sorunlar. Tabii işin içinde başka e, problemler, hastalıklar vesaire filan da ...psikolojik hastalıklar olabilir. Onları da e, bir anda tedavi etmek için ortak akıl kullanılıyor. E, bu arada eğer fırsatta kalırsa e, sorun da bir miktar çizilsin. Ama çözülen sorun kesin olarak görünüyor ki... E, ...bütün olarak sorunun ortadan kalkmasını değil... ...sadece katılan e, paydaşların bir anlamda uzlaşılarını gösteriyor. O uzlaşı sorunun ortadan kalkmasını değil... Belki bir parçasının ortadan kalkmasını veya e, Onat Bey'in altını çizdiği gibi biraz daha katlanılabilecek düzeye inmesini sağlıyor. Bu toplum hayatında da, kurum hayatında da zaman zaman istenilen bir şey e, bunu yapıyoruz. Ama öyle durumlar var ki bu yetmiyor. Ortak akıl yetmiyor. Yani oradaki sorun birikmiş. Kendi içinde yeni bileşikler yapmış. Aynı madde kimyası gibi durduğu yerde e, nasıl oksijenle diğer maddeler hep bileşikler yaparak olduğu yerde pas dediğimiz yeni ürünleri ortaya çıkarıyorsa sorunlar da bundan çok daha beter olarak e, kendisini üreten e, bileşenlerle tekrar geri dönüp ana maddenin bileşik yapmasına ana sorunun bileşik yapmasına sürekli olarak bir kefir mayası gibi gittikçe gittikçe büyüyerek bir stok oluşturmasına yol açıyor. Sorun stoku bir bireyin veya kurumun ya da toplumun başına gelebilecek en büyük felaketlerden bir tanesi. Bireyler böyle şeyler olduğu zaman neler yaptığını biliyorsunuz. Genellikle bunun için köprüler kullanılıyor oradan aşağı atlıyor. İşte son zamanlarda daha kestirme yollar bulundu. Siyanür, miyanür falan gibi. İntihar dediğimiz olayların bir bölümü böyle çıkıyor ortaya. Sorun stokuyla başa çıkamamaktan kaynaklanıyor. dolayısıyla ortak akıl her zaman için problemi çözmüyor. İşte bileşik akıl dediğimiz, birleşik akıl dediğimiz... Adına sinerjik akıl da diyebilirsiniz. Hani bir artı bir nasıl ikiden büyük olur diye gösteriyoruz işte ona sinerjinin tanımında birleşik akılda bir akılla bir başkasının aklı veya birçok insanın aklı birleştiği zaman onların tümünün akıllarından daha yetkin hatta toplamlarından daha yetkin hale e, gelmesi olgusuna e, söylüyoruz. Peki bu e, nasıl oluyor? E, demin söylediğim nedenle oluyor. Ortak akıldaki sakıncaları ortadan kaldırabilsek, yani bu kimlik ve kişiliğin e, sorunun çözümünün önüne geçerek birincil amaç haline gelmesi meselesini ortadan kaldırabilsek, e pekala biz de arılar gibi, şu balıklar gibi e, sorunları daha yetkin bir akılla çözebileceğiz. Şimdi şurada e, şey göstereyim, Şuradaki zihin haritasını seçebiliyor musunuz bilmiyorum. Öndekiler seçiyordur ama arkadakiler de görüyorlar mı? Burada bir kişinin bir sorun çözerken karşı karşıya bulunduğu aklı daraltan unsurlardan, bileşenlerden sadece ekrana sığabilenleri görüyorsunuz. Bunların içinde bazılarına tıkladığınız zaman elektronik kopyasını arzu edenlere göndeririz. Oradan daha iyi bakarsınız. Bazılarına tıkladığınız zaman mesela ön yargılar var, korkular var içinde, takıntılarımız var, nefretlerimiz var, sevinçlerimiz var, sempatilerimiz, antipatilerimiz, zenginliğimiz, fakirliğimiz. Bütün bunlar düşünce biçimimizi dolayısıyla sorun çözme biçimimizi etkiliyor. Aklımızdan bazı parçaları keserek alıp götürebiliyor. Ama onlardan bazıları mesela ön yargılar dediğiniz zaman ön yargı kodeksi diye e, tıkladığınız zaman göreceksiniz 180'den fazla ön yargı türü var. Korkularımız dediğiniz zaman 200'den fazla korku türü var. Bunların her biri e, bir sorun çözme e, sürecinde ortaya koyabildiğimiz aklın alanını daraltıyor. Dolayısıyla bulduğumuz çözümler her zaman güdük kalıyor. Biz orada kendimizi ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. İşte bileşik akıl dediğimiz kavram, bu akıl daraltıcıların etkilerinin minimize edilmesi, tabii mümkünse yok edilmesi anlamına geliyor. Ama bu hani söylemekle yapmak arasında bir deniz vardır diye Latin atasözü var. Bu söylendiği kadar kolay bir şey değil. Herkes birbirine söyleyebilir. Ön yargılarını e, dikkate alma veya ön yargılarını askıya al. E, i̇şte e, nefretlerini e, şeyden yansıtma akıl sürecine yansıtma diye bunları söylemek çok basit. Ama bunları yapmak o kadar basit değil. Dolayısıyla burada tam olarak kelimenin tam anlamıyla bir teknoloji gerekiyor. Biz teknoloji diye genellikle elle tutulur, gözle görülür, işte genellikle işin içinde elektronik falan olan şeylere diyoruz ama bunlara da ben bir isim taktım, öyle bir şey var mı yok mu bilmiyorum. Soft teknoloji diyorum. Yumuşak teknoloji bunlar. Yumuşak teknolojiler... Tam tersine bu gibi elle tutulur teknolojilerinin altındaki oturduğu tabanı katmana oluşturuyor. Eğer soft teknolojileriniz, yani sorun çözme teknolojileriniz yeteri kadar gelişmemişse, akıl yürütme teknolojileriniz gelişmemişse veya bu daraltıcıları askıya almak, bunların etkilerini azaltmak gibi teknolojileriniz gelişmemişse, hiçbir zaman uzlaşıdan daha ileri düzeyde bir akıl yaratamıyorsunuz. Birleşik akılla, ortak akıl arasındaki fark bu. E ortak akılda birinci amaç sorun çözmek değil. Kişiliklerimizi tatmin edecek çıktılar elde etmek, mümkünse bir uzlaşı dahilinde sorunu çözmek. Birleşik akılda ise tek amaç var. Sadece ve sadece sorunu çözmek. bu konuda en kolay gözlenebilir hayvan dostlarımız balıklar ya da kuş türleri değil. Arılar. Ee, yakından gözlüyoruz, ölçüyoruz, bitiyoruz, ne yaptıkları daha gözlenebilir. Onların e, kovan yeri e, değiştirme sırasında kullandıkları e, algoritmik bir yaklaşım var. E, muhteşem, yani tek kelimeyle insan hani e, kalkı, kaykılmış oturuyorsa biraz derlenip toparlanması, önü açıksa iliklemesi bir saygı gösterisinde bulunması gerekiyor. E, yapabileceğimiz en iyi şey tabii karar verirken onları taklit etmek, hiçbir şekilde kimliklerini, nefretlerini, beğenilerini, sempati ve antipatilerini devreye sokmamak. Bunun için de bir e, işçi arıyı görevlendiriyorlar ve e, yeteri kadar çok sayıda tekrarlanan bir çözüm ortaya konduğu zaman piping dediği bir ses çıkarıyor ve işte o çözüm artık kovanın aklı oluyor. Kovan aklı hive mind kelimesi de oradan geliyor. Bu bileşik akılla ortak akıl arasındaki en büyük fark bu. Bunu söyledim. Şimdi sonradan sizinle olan etkileşimli süreçte ortaya koyacağımız soru da şu. Bu akıl daraltıcıların etkilerinin azaltılması için insanlar çeşitli yöntemler bulabiliyorlar İşte bunlara yargıların askıya alınması deniyor ama bunu söylemek ve yapmak kadar yapmak o kadar kolay değil sizlere soracağımız şey bu konuda bir beyin fırtınası ortamı içinde bize neler öğreneceğiniz nasıl bunları askıya alacağımız Çünkü bunları yapamadığımız takdirde Türkiye bugün karşı karşıya bulunduğu sorun stokunun altından kalkabilecek gibi görünmüyor daha da açıkça söylemek gerekirse, Türkiye'nin sorunları bugün ortak akılla çözülebilir durumda değildir. Bunlar ancak artık bir bileşik aklı gerektiriyor. Tek akıllar falan artık söz konusu değil, ortak akıl da söz konusu değil. Yani İstanbul'un sorunlarını bütün 16 milyonun akıllarının uzlaştığı bir noktada çözmek diye bir şey söz konusu değil. O kadar karmaşık hale gelmiş. Ee, onu e, sizlerden fikir almak istiyoruz. Şimdi burada tabii hemen şöyle bir soru da akla gelecek. Peki bu bileşik akıl iyi. işte Albert Einstein de buna benzer şey söylemiş. 55 dakikayı kullandı ve diyelim ki ilişkileri çözdü ve sorunu anladı. Hatta son 5 dakikayı da kullandı ve çözümü de buldu. Ama ondan sonra bu çözüm nasıl uygulanacak? herkesin sorduğu nokta budur. Burada gerçekten yepyeni, inovatif bir yaklaşıma ihtiyaç var. Ona da sosyal tohumlama dedik veya burada kısaca tohum diye söylendiğimiz şey. Bunun için bir benzetme kullanmak gerekirse bedensel işlevlerimizi kontrol eden şey sinir sistemimiz. Kültürel işlevleri kontrol eden şey de ee, sorunlu kültürel işlevlerin e, gene iyileşmesine yardımcı olmak. Şeyde Çünkü bedensel e, işlevlerimiz bozulduğu zaman e, uygun toplanma noktalarına etki yaparak e, onları iyi ediyorlar. E, kültürel işlevlerde bir bozukluk olduğu zaman orada da onların uyarılmasına ihtiyaç var. O uyarıcıları da sosyal tohumlama adını verdik. Bir tane örnek vermek gerekiyorsa mesela özgüven eksiği önemli bir sorundur. Hem bireyde hem kurumda hem toplumda önemli. Buna iki tane iyileştirici tohum önerisi var. Mesela bunlardan bir tanesi bilmiyorum kavramından utanmamak. Bilmiyorum bizim toplumumuzda ayıp sayılır birisi bilmiyorum dendiği zaman genellikle estağfurullah denir ona. Yani senin bilmemen söz konusu olamaz. Estağfurullah filan denir. Şimdi yeni nesillerimize, çocuklarımıza, erişkinlerimize göğsünü gererek açıkça bilmiyorum, anlamıyorum deyip bundan utanmamasını sağlamak, bilmiyorum ama öğrenmek istiyorum. E, bu çok önemli bir tohum. E, dikkat ederseniz bu herkes tarafından tek tek yapılabilecek olan bir şey. Tohumların özelliği bu. Tek kişiler tarafından yapılabilir olması ve etkisinin geniş olması, viral şekilde yayılabilmesi. Bilmiyorum da ruh böyle bir şey. İkincisi kendine söz vermek. Başkasına değil kendine söz vermek. Başkasına söz verdiğiniz zaman işin içine denetçiler giriyor, yaptırımlar giriyor vesaire falan Kişinin kendine söz vermesi böyle değil. Tek kişi yapabilir. Dolayısıyla e, bunun sonunda kendini değiştirebilir. E, bunun da viral biçimde dağılması halinde toplum birçok sorunlarını çözebilir. Böyle iki tane tohum fikrini de örnekliğe verdim. Burada e, şöyle bir sihir var. Gerçekten buna sihir demek lazım. E, Ayrıntısına girmiyorum ama maharişi etkisi filan deniyor buna. Maharişi efekt deniliyor. Herhangi bir konuda doğru, iyi, güzel bir şey yaptığınızda, bu bulunduğu çevreden daha geniş alanlara yayılma eğilimi gösteriyor. Bu toplumsal sorunların çözümünde bireylerin tohumları kullanmasının nasıl önemli bir araç olabileceğini gösteren bir örnek. Ayrıca özellikle demokratik toplumda yaşamamıza rağmen insanların şöyle bir ön yargıları var. Ben ne yapabilirim ki? Ben anayasayı değiştiremem ben, yasa çıkaramam, kararname çıkaramam. Elimde e, hazine yok, para yok, filan yok. Ben sadece e, talepte bulunabilirim, şikayet edebilirim, eleştirebilirim. Gerçek ise hiç böyle değil. Bireyler tahmin ettiğimizden çok daha e, yetkin insanlar, yetkin varlıklar. Onlar eğer eee eğer uygun tohumları kullanırlarsa, e, inanılamayacak kadar büyük etki sağlayabilirler. E, hemen aklınızda kalacağını zannetmiyorum ama e, e, www kısmını geçersem sosyaltohumlama.com aklınızda kolayca kalabilir böyle bir şey e, veya birleşikakılağı.com tabi ı ve yumuşak g yerine i ve g yazmanız K ile hiç arada nokta nokta filan bir şey yok. ağı.com ve sosyaltohumlama.com sitelerine bir göz atmanızı rica ediyorum. Özellikle bu ikincisi yani under construction deniyor ya henüz yapım halinde ama çok sayıda tohum var. 400'e yakın tohum fikri var bu tohumların nasıl kullanılacağı, e, sosyal toprağa nasıl ekileceği konusunda araç önerileri var. Şimdi bunların e, minik bireysel projeler haline getirilerek e, sosyal ortama atılması gerekiyor. Bunlarla sosyal ortam değiştirilerek, dönüştürülebilerek bu sorun stokunun yeşerdiği ortam e, değiştirilebilir. Bunu yapmaksızın kanun çıkararak, anayasaya madde koyarak, yeni partileri devreye sokarak filan bu işlerle başa çıkılabileceğini ben zannetmiyorum. Öyle bir yükle karşı karşıyayız. Türkiye'ye böyle bir son tokuyla karşı karşıya. Burada birkaç tokum daha var. Onlara sadece göz atın. Korkmama özgürlüğü kavramı kavram dağarcığımızda, toplumun kavram dağarcığında yoktur. Ama böyle bir kavram çok önemli. Bizden gelip bir şey isteyenler, bizden oyumuzu isteyenlere ne istiyorsun dendiği anda yol, su, elektrik, metro vesaire filan değil. Bana baba özgürlüğü vadet yeter ve bunu gerçekleştir demek kafidir. Ee, çocuklara oyun için fırsat yaratmak başka bir tohumdur. İşte bilmiyorum ama merak ediyorum ve öğreniyorum demekten utanmamak. Ve her gün bir yeni sözcük ya da kavram öğrenmek e, bu da böyle bir şey. E, lütfen şunları... E, her ne sorun çözecekseniz, ister bireysel, ister kurumsal, ister toplumsal, şunları hatırlayın. İki akıl eğer farklı iseler, aynı akılların bir araya gelmesi hiçbir işe yaramıyor. Sadece birbirlerine vakit kaybettiriyorlar. Ee, aynı meslekler, aynı görüşte insanlar, aynı ideolojiyi paylaşanlar, istedikleri kadar bir araya gelsinler pek bir şey çıkmıyor. Eğer farklı iseler bir akıldan daha iyidir. Ee, i̇kincisi, Lütfen diğer türlerin de akıl dillerini öğreniniz. Burada bir tane yabancı demeyeyim, yabancı değil o arkadaşımız, dostumuz vardı. Aralarda geziyor ben, görüyorum onu. Onlara çok kıymet vermiyoruz ama onların akılları anlamaya değer. Onların nasıl akıl yürüttüklerini anladığımız anda birçok problemi çözümünü oradan görmüş oluyoruz bütün türleri kastediyorum. Bu sivrisinekler olabilir, kediler, köpekler, çiyanlar, yılanlar, hepsi olabilir. akılsız sezgi, hayal, sezgisiz akıl zaten zaten bildiklerimizdir onu söyleyeyim ve altın kuralda şu. Yeter sayıda tekrarlanan her olumlu etki çevresini de değiştirir. Bütün söyleyeceklerimiz bunlardan ibaret. Şimdi sıra geldi sizlerden ee, biraz görüş alıp, ondan sonra da bu daraltıcıların nasıl askıya alınacağı konusunda yaratıcı düşüncelerinize ihtiyaç var. Ee, siz söyledikçe biz buradan onların ipuçlarını not alacağız. Ee, bu arada Kayıt var, oradan da e, tabii deşifre edeceğiz ayrıca ama e, burada da e, bizlerden otalacağız. Onun dışında e, sadece daraltıcıların nasıl e, kontrol altına alınacağı değil, belki e, bu anlattıklarıma katkıda bulunmak isteyen sorusuyla katkısıyla kişiler de olabilir. Mikrofon dağıtan arkadaşlar mı var e, aralarda? Var mı? Ha, O da varmış. Peki, herkes elini şöyle bir kaldırırsa soru sormak veya katkıda bulunmak isteyen onlara. Bakın ben şurada görüyorum. Böyle süratli olarak şey yapmadan. Öncelikle merhaba, adım Taner Kuzu. Çok sağ olun değerli katkılarınızdan dolayı. Çok güzel notlar aldım ben de. Benim fikrim şu açıkçası, özellikle kurumların ve belki de ülkelerin sorun çözme ile alakalı sıkıntılarını gördüğüm zaman ben de yaklaşık 20 yıllık kalite geçmişim var. Japon firmalarında çalıştım, Alman veya diğer şirketlerde. Gördüğüm şu açıkçası, kültürleri gördüğümde bir kere metot ve yönetim olduğunu görüyorum. İki ana temel konunu. Yani metodik yaklaşmama sorunlara ve bu metotları destekleyen yöneticilerin olmaması kurumlarda veya ülkelerde böyle dediğimizde o zaman esasında yönetime dönüyoruz. Yani metodu eğer yönetim destekliyorsa o zaman yönetim çok kilit diyoruz. Bu başka bir soru geliyor. Peki yönetimi kim yönetiyor? Yani şirketlere, kurumlara ve uluslara bu yöneticileri kim sağlıyor? O zaman döndüğümüz yer ise o zaman şirkette çalışanlar ve belki de ulusların vatandaşları oluyor. O zaman başka bir soru çıkıyor. Peki ulusların vatandaşları ve şirketin çalışanları doğru yönetimi nasıl sağlayacak? O zaman hemen başa dönüyoruz ilkokul eğitimine. Benim annem babam öğretmen, eşim öğretmen. Yıllardır öğretmenlerin hikayelerini dinlerim ve şunu görüyorum: e, Japonların, Danimarkalıların, Avrupalıların yaptığı şey şu: İlk önce e, aritmatiği değil, ilk önce disiplini, e, kolektif çalışmayı, saygıyı öğretiyorlar çalışanlarına. Ve bunu gördüğünüzde. Bu kitle zaten şirketleri ve ulusları değiştiriyor. Anladım. Japonlarda gördüğümüz yani nokta ilk nokta okula bu. ilk okula yönelin diyorsunuz. Evet, okulda ve ilk okula yönelin diyorsunuz. Evet, temel şeylerimden ama sonuçta var canım şey de metot ve yönetim olması lazım. Peki, Metotları evet. değiştiren Peki. bir yönetimle ilerlememiz gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İlk okula yönelin mükemmel bir ipucu oldu. Şurada ben. Şahid Aşıroğlu, İlk okula yönelinden hemen sonra belki anne babaya yönelmek çok gerekiyor güzel. çünkü tohum dediğimiz zaman herhalde ilk tohum atanlar anne babalar oluyor. Evlilik ve anne baba olma kararı sıradan basit gün içerisinde aldığımız kararlardan daha az düşünerek aldığımız karar çoğu zaman düşünülüyor. Otomobil kullanmak bile daha, daha komplike çok değil mi? Çok düşünülüyor. Evet. Alacağımız her üründe düşündüğümüzden daha fazla, bu iki kararda daha az düşündüğümüzü inanıyorum. Belki bir bu. Bir de e, gelenek, hani korkmamak üzerinden diyoruz ya, geleneklerden, değişiminden, hatta yok sayılmasından korkmamak. E, o bizi çok daraltan bir e, tanınmış. Bunu biraz açar mısınız? Ben anlamadım bunu. Evet. Şimdi hep bir kaygımız var Hani biraz önce O ağın içerisinde Şeyi gördüm ben Akıldar Altıcıların içerisinde Mahalle baskısı Şimdi Aslında o mahalle baskısı Dediğimiz şeyin altında da içinde yaşadığımız toplum Ya da topluluk hangisi olursa olsun Ne kadar küçültürsek Küçültelim hep aslında bir Geleneği taşıyarak geliyoruz hepimiz oraya Bir takım ee, baştan kabullenişlerle birlikte geliyoruz. Bunların içerisinde özellikle bizim toplumsal gelenek dediğimiz, yaşamsal gelenek dediğimiz, yöresel gelenek dediğimiz, adına ne diyorsak diyelim bir okulun geleneği, hiç fark etmez bir kurumun geleneği. Bunlar aynı zamanda çok ciddi daraltıcılar. Çünkü o gelenekler bir yaşanmışlığın bir sonucu ama o yaşanmışlıklar da bir döneme ve zamana ait. Anladım. Onların kendisi de değişiyor geleneklerin değişmesi gerektiğinden korkmamak ya da ha. belki bunları yıkmak. Ben demin tersini anlamıştım da onun için. Tamam, tamam teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Başka alalım. Buyurun efendim. Merhabalar Nihan Barul. ülkenin de birçok içinde bulunduğumuz ortamın da problemlerinin çözülmesi hale gelmesinin en önemli belki de sebebi bugün kutuplaşmalarımız. Listede de zaten ön yargılar vesaire farklı şekillerde onun farklı elementleri vardı. Muhakkak çeşitliliği sağlayacak ortamlar yaratmamız lazım. Farklı kutupların birbirini anlayacağı, dinleyeceği ortamlar yarattığımız zaman çözümlerin hızlanacağını düşünüyorum. Çünkü şu anda derinleştiriyoruz onları. Süper. Çok teşekkür ederim. Minik bir şey katkıda bulunmak istiyorum sizin söylemenize. Demin ki bu bilmiyorumdan utanmamak meselesi bu söylediğinizin de anahtarı, kutuplaşmanın altında bilmemenin ayıp olması yatıyor. Ee, bilmemek ayıp olduğu için mutlaka bilinenlerden bir tarafa yamanmak gerekiyor. Ee, ben bunların hangi seçeneklerin doğru olduğunu bilmiyorum diye göğsünü gererek söyleyebilen bir kişi, arkasından da eğer öğrenmek istiyorum, merak ediyorum diyorsa kutuplaşmanın antitezidir. O bakımdan çok güzel söylediniz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Buyurun efendim. İki kişi orada sırayla. Ama siz biraz bugün egzersiz yapacaksınız koşturarak. Merhabalar. Ertuğrul Selçuk Doğan ben. Teşekkür ederim paylaşımlarınız için. Ben bir soru sormak istiyorum. Birleşik aklın kullanıldığı pratik bir örnek paylaşabilir misiniz? Mesela işte fasta bir sosyal sorumluluk grubu Birleşik aklı kullanarak şunu yaptı diyebileceğimiz ufak bir örnek paylaşabilir misiniz? Teşekkür ederim. Birleşik Akıl Ağı, 2017 başında Beyaz Nokta Vakfı tarafından ortaya koydu. Bir zorunluluk sonunda çıktı. 1994 yılında kuruldu Beyaz Nokta Vakfı. O günden bu yana belki Türkiye'nin en çok proje üreten kuruluşlarından biri. Ama şunu gördük ki sonrasında bu sorun kimyası dediğimiz şeye de lütfen web sitesinde de sorun kimyası diye ararsanız orada da epey yazı var bu konuda, sunumlar falan da var. Madde kimyasına hiç benzemeyecek biçimde A sorunuyla B sorunu birleşiyor, C sorununu oluşturuyor ama orada durmuyor. C sorunu tekrar A ile B ile ve A artı B ile birleşiyor. Ee, sürekli olarak kefir gibi o aklıma geliyor. Olduğu yerde e, büyüyor ve sizin eğer sorun çözme hızınız onların üreme hızından daha düşükse bir stok oluşmaya başlıyor. Bu stok oluşmaya başladığı zaman bildiğiniz yöntemler artık işe yaramıyor. Ortak akıl dahil işe yaramıyor. Halbuki e, sorun çözme hızı yüksek bir toplumda ortak akıl pekala demokrasiye de gayet uygun. Gayet işe yarayan bir şeyler. Dolayısıyla 2017'ye geldiğimizde bunu keşfettik ki bu yöntemlerle Türkiye'nin sorunları çözülemiyor. Yeni akıl türlerine ihtiyaç var. Onun için de ya bir yerde bu teknoloji üretilmişse onu öğreneceksiniz yahut da yapılmamışsa siz kendinize özgü böyle bir teknoloji üreteceksiniz. Bunu ben biraz şeylere benzetiyorum. Ee, çeşitli bedensel kusurların eksikliklerin giderilmesi için kişiye özel yapılan e, yardımcılar var. Ee, eli çolak kalmış birisinin yemek yemesi çok zor, ama ona uygun bir protez yapılıyor, elini daha kolay kullanabilir hale getiriyor, kişiye özel. Veya işte bacağını kaybetmiş birisi için e, onun bacak boyuna uygun özel bir protez yapılıyor. Burada da toplumun bu sorun stokunu ee, anlamak ve ardından bunu çözmek için yeni enstrümanlar icat etmeniz gerekiyor. Ee, tabii bir taraftan icat etmeye çalışıyorsunuz. Öbür taraftan da acaba bu sorunla ilk defa biz mi karşılaşıyoruz diye bakmanız gerekiyor. Şimdi aşağıya e, biraz erken geldik. E, bir kitapçıda e, bir kitaba rastladık. Neydi adı? E, süper tahminci mi? Süper Tahminci diye Türkçe'ye çevrilmiş bir kitap var. Geçen sene çevirmişler. Tavsiye ederim merak edenlerin alıp okumasını. Muhteşem bir kitap. Evet, böyle bir kitap var. Çok da kolay okunur bir kitap. Yani İngilizcesi de gayet kolay okunur. Bu da herhalde iyi çevrilmiş bir kitap. Amerika Birleşik Devletleri'nde üç tanesi devletin... 12 tanesi de özel sektörün olmak üzere 15 tane istihbarat kuruluşu, yıllık harca bütçesi 50 milyar dolar, çalışan kişi sayısı 100 bin, bu 100 bine 24 binde eğitilmiş analistler. Ama sonunda şu ortaya çıkıyor ki, bu kuruluşların intelligence e, e, grubu diye biliniyor, community diye biliniyor, IC diye biliniyor, Bunlar e, olabilecek olayları doğru tahmin edemiyorlar. Yeni bir yönteme ihtiyaç var. Yani orada da bir birleşik akıl ihtiyacı var. E, fakat tabii bu gibi şeyler ticari olarak bir ürün haline dönüşüp satılmadığı için ortalıkta pek reklamını falan görmüyoruz. Ancak ararsanız bulunabiliyor. E, arkasında da çok sayıda farklı aklın, ama çok sayıda farklı global olarak değişik insanların akıllarının bir yapay zeka yazılımı ile birleştirilerek ortaya e, yeni bir bileşik akıl çözümü çıkarabilecek e, yöntemler e, geliyor. E, bir taraftan 2017'den bu yana bu ağı, bu insanları, birbirinden farklı insanları bir araya getirmeye çalışıyoruz. İşte 10-15 kişiyle başladı. Bugün itibariyle 152'yi buldu galiba bugün itibariyle 152 kişi. Bunların içinde her cinsten, her meslekten, her yaştan insanlar var. Orta yaş üzeri biraz yaşlı falan diyorlardı. Şimdi gençler de girmeye başladığı için biraz yaş seviyesi düştü. Dolayısıyla bir taraftan bunu Anlayıp bir taraftan uygulamaya çalışıyoruz testler yaparak. Dolayısıyla şu anda biz Türkiye'nin şu sorununu çözdük diye bir şey söz konusu değil. Bunun için e, ormancıların çok iyi bildiği bir yöntem var. Onu kullanmaya çalışıyoruz. E, orman yangını çok büyüyüp de artık su dahi yanmaya başlarsa yangını orada çözmeyi bırakıp biraz ileri gidiyorlar. Oraya gelip bir yeri ormansızlaştırıyorlar, oraya gelince yangın duruyor. Biz Türkiye'nin geleceği için tohum üretip yangını orada durdurmaya çalışıyoruz. Onun için şu anda şu sorunu çözdük diye bir şey ben söyleyemiyorum. Bir şey ekleyebilir miyim? Buyurun. Aha, sesim geliyor mu? Geliyor. Her ne kadar biz sizlerden katkı bekliyorsak da soru geldiği için söylemek istiyorum. Birleşik akıl konusu örnek çok bir tanesi balıklar örneğiydi yani hayvanlardan örnek çok anladığım kadarıyla insanlardan örnek soruyorsunuz. Mesela hayvanlardan arıların yanında çok muhteşem anıtsal yapılar yapan karıncalar var görmüşsünüzdür belki kermitler var yani bir, bir buçuk iki metre boyunda. Evet. Yani yapılıyor bu insanlarda da bu kalabalıkların aklı wisdom of the crowd kavramı. Ona hiç inanmayan bir kişi tarafından yazılmış bir kitabı vardır, eskidir. Ama oldukça örnek var, ben bir tanesini vereyim. İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman denizaltılarının yerlerini tahmin etmeye çalışıyor uzmanlar, bahsettiğiniz analistler. Bir şeyler buluyorlar ama çok geniş kalabalıklara soruyorlar, o konuda biraz fikri olanlar söylüyorlar. Onların görüşlerini bildirdikleri zaman çok daha hassas, çok daha doğru sonuçlara ulaşılıyor. Ee, onun için evet. biz, bu yöntem çok sağlam geliyor. Bahsettiğiniz e, işte Good Judgment'tı değil mi? Onun adı. Evet. O aslında e, gizli servisleri yaptığı bir yarışma sonucunda saptanan bir yöntem. Yapay zekanın çok kullanımı var. Bir bir örnek mesela e, Ray Kurzweil bilirsiniz belki Google'ın te, e, baş teknolojistidir. O, onun onun sitesinde de var bu yapay zeka ile e, bu sürü aklı dediğimiz e, birleşik aklın kullanımına daha çok sayıda makale var. Bu da meraklısına notlar Atilla ile dediği Teşekkür gibi. Teşekkür ederim. Teşekkür, evet. Teşekkür Oradan efendim. ikinci evet kişi vardı. Efendim, Mehmet Emin Öztürk, ortakakılensi.com Birleşik akıl, kolektif akıl, ortak akılla ilgili bir örnek biz bir yerel yönetim uygulamasında yapmıştık. Bir bölge imar planı çalışması yapılacak ama orada havza var, orman bölgesi var artı bir de sit alanı yani iç içe geçmiş. Bütün tarafları bir araya getirilip derinlemesine mülakat, beyin fırtınası, arama konferansı ve çalıştığı yapıldığında e, güzel bir eylem planı çıktı ve orada kişinin mü kullanacağı mülkiyet hakkına yönelik bir takım e, sınırlamaların kaldırılması ile ilgili iyileştirmelerin yapılmasına vesile oldu. Yani burada biz tüm paydaşları bir araya getirir, uygun bir metodolojiyle bunu değerlendirirsek ve derdimiz de orada bir problemin çözümüne yönelik olduğunu gösterirsek, katılımcıları değerli, özel, önemli olduğunu ve bu noktada paydaş olarak onların fikirleriyle yaptıkları katkılarının önem taşıdığını kendilerine ifade etme imkanımız olursa çözüm olabiliyor. Yani ortak akıl aslında e, teoriden pratiğe geçerken yöneticilerin kendilerine e, üst seviyede oldukları özgüvenleri bir miktarda da tevazu ile birleştirmek ve diğer paydaşlardan da neler öğrenebileceklerini görme e, cesaretiyle birleştiğinde gerçekten güzel sonuçlar oluşturuyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu noktada beyaz noktaya da teşekkür etmemiz lazım. Ülkemizde bu alanda birlikte sorun çözme, ortak akıl, kolektif e, akıl noktasında çok önemli katkılar sağladı. Teşekkür ediyoruz. Ben arkadaşlar. teşekkür ederim. Sağ olun. Şurada. Hani nerede mikrofon veren arkadaş? Nereye gideceğimi Ha Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarınıza gidelim. <laughs> Hocam, e, hepsi gayet güzel gidiyor. İçine bir tane de esas belki beğenir misiniz bilmiyorum. Ee, bizlerin hepimizin çok iyi bildiği kök neden analizini daha bütün insanlara sadece buraya değil, bütün insanlara yapmayı öğretmek gerekiyor bence. Çok güzel. Çünkü kök neden analizi sadece bizim ülkemizde değil, bizim şehrimizde değil tüm dünyada bir sürü sorunun sebebinin bir yerlere gidip oradan kaynaklandığına götürür. Kök neden analizi sınırla bile sınırlandırılamayan bir şekilde Anladım. yapılması gerektiği öğretilmelidir. Çok doğrudur. Rasyonel düşünce tabii bunun temelinde yatıyor. Kök yapıyor. neden analizini stop ettirmemek bir noktada. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Son üç taneyi alalım galiba. Zaten üç kişi görüyorum. Bir, iki, üç diyelim şöyle. Evet. Bir orası olsun. Efendim Cem Ergün. Benim katkım aslında bir soru sormak şeklinde olacak. Toplam kalite yönetimi, kalite anlayışıyla birleşik akıl kullanarak çözüm yaratma aslında iç içe olan konular yıllardır. Ben özellikle İrfan Bey'den toplam kalite yönetiminde Birleşik Aklı'nın en güzel uygulandığı kalite çemberleri ve bunların sanayide uygulanması, işletmede uygulanması hakkında bir takım katkılarda bulunmasını rica edeceğim. Daha somut evet. bir şekilde olacak. Tamam, teşekkür ederim. Ee, biliyorsunuz kalite, ben de söylemeye çalıştım. Bu fırsat için teşekkür ederim. Bizim aslında kalite çemberlerinde önerdiğimiz e, araçlarımız, önce 7 kalite aracı, sonra yeni 7 araçların hepsi e, %80'i sorunu anlamaya ve anlatmaya yöneliktir. Hatırlarsınız grafikler, pa paretolar, işte ilişki diyagramları. E, dolayısıyla sorunun anlaşılması açısından çok değerli katkısı vardır. İkincisi kalite çemberleri Öncelikle işe yakın olanları, sonra da herhangi katkısında bulunacakların akıllarını e, ortaya koymalarını fi, serbestçe fikirlerini e, olabildiğince ön yargılardan arınmış bir şekilde e, objektif e, verile, verilere dayalı bir biçimde ortaya koymalarına yol açacaktır. Dolayısıyla doğrudan ilişkildir. E, ayrıca bahsetmeye çalıştım uzun konuşulabilir... Ee, ama e, bizim e, stratejik planlama yaparken, riskleri yönetirken, işte e, yenileşimci e, şeylerden bahsediyoruz, e, inovasyon çok önemli çıktı. Bunların hepsi e, aslında toplam kalitede bahsettiğimiz her şey sorun çözme kabiliyetinin alt unsurlarıyla ilişkili. Mesela yenileşim yönetimi. Eğer evet. siz... E, ee, insanların inovatif fikirlerini ön yargılardan bağımsız değerlendiremezseniz e, şey Kolombiya'da düşer. Üç kuruşluk e, lastik yüzünden, siz lastikçisiniz biliyorsunuz, üç kuruşluk oran yüzünden olim, e, şey düşer. Çünkü birisi fikrini söyleyememiş ya da az söylemiş, birisi onu ciddiye almamış. Sonunda Kolombiya'da düştü. Peki. E, dolayısıyla çok ilişkili. Yemin edebilirim. Çok teşekkür <laughs> ederim. Evet, e, İki neredeydi? Bakayım ben iki hanımefendiydi galiba, evet siz çabuk tarafından şöyle. Merhaba, ben sosyoloji bölümü lisans öğrencisiyim. Eğitim gibi, mahalle baskısı gibi şeyler söylendi. Ben bu noktada bir katkı yapmak istiyorum. Şu anda bahsettiğimiz her şey aslında hem toplumun beslediği yani toplumu etkileyen hem de toplumun onu etkilediği bir döngü içinde gelişiyor. O yüzden bu noktada ben sosyologlara çok fazla görev düştüğünü düşünüyorum. Ve bu noktada bir çözüme odaklanıyorsak eğer bir çözüm istiyorsak burada sosyologlara daha fazla danışılması gerektiğini ve onlardan daha fazla faydalanılması gerektiğine inanıyorum. Ee, teşekkür ederim. Ee, sosyologların bu işin içinde daha çok olmaları gerektiği tartışmasız. Ama tabii danışma meselesi ayrı mesele artık e, sosyologların da bu tip olayları izleyip, bu işlerin içine dahil olmaya çalışmaları e, bir toplumsal görev e, yoksa e, sizin probleminizi getirin de bana danışın e, gibi bir şey. Sade sosyologlar için değil, hiç kimse için söz konusu değil artık. Hele de genç sosyologların Hele mi? genç sosyologlar. <laughs> yani belki de bunu sizi Birleşik Akıl Ağı'na davet gibi de almamız lazım. Aslında Öyle herkesi mi? şey Peki. yaparız değil mi? Davet Tabii ederiz. Tabii herkes davet ediyoruz. Bir üçüncü kişiye verelim müsaade ederseniz. Çünkü süre bitti. Deminden beri arkadaşım el kaldırmıştı. Evet. Tınaz evet, Bey, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. Adım Reca Yılmaz. E, ben e, yeni kavramlar öğrendim şu anda. Ağzınıza sağlık. Ne güzel. E, size soruyorum. Devlet tecrübeniz olduğunu da biliyorum. E, şu anda ülkemizin e, bu ülk coğrafyada yaşayan insanlar olarak ilk tohum nereye atardınız? Güzel soru. Vallahi güzel soru. <laughs> e, şimdi bu bir şey söyleyeyim. Atılması gereken tohumlar kadar, ortalıkta dolaşan tohumlardan yok etmemiz gerekenler de var. <laughs> Çünkü onlar belki Hızlıca. toprağı zehirliyor, sosyal toprağı zehirliyor. Bunların e, ayrık otu gibi. Bunların başında da hani idr or sıfır bir siyah beyaz o mu bu mu e, mantığı. Çocuklarımızı yetiştirirken biliyorsunuz sık sık kullandığımız bir zehir var. Anneni mi çok seviyorsun, babanı mı çok seviyorsun diye. O mini minnacık beyne şunu yerleştiriyoruz. Anne ve baba aynı anda sevilemez. İkisinden bir tanesini sevmek zorundasın. O çocuk tabii o saf haliyle aptal aptal bakıyor filan, aptal aptal filan değil, son derece bilgece bakıyor. Bunların ikisini birden seviyorum veya ikisini birden sevmiyorum diye. Dolayısıyla burada ilk tohum değil, Belki ilk tohumlar diye bakmak lazım. Ee, i̇lk tohumlar diye sorarsanız e, doğrusu ben rasyonel düşünceyi ön plana alıyorum ki işte bu kök neden vesaire filan hep e, onun türevleri oluyor. Yani bir zincir gibi basit e, düşünebilmek. Ama onun yerleşebilmesi için de gene ilk tohumlardan bir tanesi <laughs> dilini doğru kullanmak. Ben e, e, bir okulda 3 e, sene kadar böyle bir görev yaptım bir ara 90'lı yıllarda. Orada şunu gördük. Türkçesi iyi olan, mükemmel olan, Türkçe diline hakim olan çocuklar hem yabancı dili hem matematiği çok iyi becerirlerken Türkçe dili bozuk olanlar, Türkçe'ye hakim olmayanlar yani bozuk olanlar dediğim şiveyi falan kastetmiyorum. Türkçe diline yeterince hakim olmayanlar, yeteri kadar kavram bilmeyen, bu kavramları birbiriyle uygun cümleler haline getiremeyen, kendini ifade edemeyen veya ifade edileni anlamayanlar ise ne kadar zeki olurlarsa olsunlar, hem yabancı dilde hem matematik ve fen derslerinde başarısız oluyorlardı. Ben iki tane, şimdilik öncelikli tohum diye biri dil, bir tanesi de bu rasyonel düşünebilme yetisini söylüyorum. Ama daha onlarca böyle tohum var. Çünkü her biri bir toprağın bitki verebilmesini etkiliyor. Dolayısıyla yani iki tohumla bu iş sadece hallolacak diye almayın lütfen. Efendim sizlere doyum olmaz. Ben akşama kadar bizler <laughs> sizlerle beraber olmak isteriz. Ama galiba böyle bir süre koymuşlar 12-30 diye. 5-6 dakikada geçirdik. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ee, bize şöyle erişebilirsiniz ve gerçekten de, e, arkadaşım hatırlattı, teşekkür ederim. Hepinizi bu Birleşik Akıl Ağı'na davet ediyorum. Üyelik, aidat, e, zorunluluk, imza vesaire öyle şeyler yok. İstediğiniz anda girip, ben hoşlaşmadım, gidiyorum dediğiniz zaman da çıkıp gidebilirsiniz. Hiç kimseye bir hesap vermek zorunda değilsiniz. Son söz olarak e, galiba en az e, Onat Bey hakkı geçti. Sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa söyleyelim, bitirelim. Yok, çok teşekkür ediyorum. Peki efendim. Hepinize tekrar teşekkürler. Sağ olun.